azıcık görmemişlik yapıyorum ama. Patatesin damarlarından geçtiğini hissediyorum. Burada bir şey söyleyeyim. Dostlarım, patates kızartması yerine fırında patates yapsanız var ya, her şeyden daha onu var. Hem tadı daha güzel, hem besin değeri olarak yağ çekiyor için sünger gibi falan filan. Parantez içinde söylemek istedim. Keşke şuradan uzatsam da önce siz ısırsanız. Elimde değil, kusura bakmayın. Bay bay Hindi. Bay bay Basmacı. Hoş geldin Tuzla. Daha bitmedi. Bugün daha bir gidelim evimize, duş alalım. Ondan sonra da yemek yemeye devam. Günlerden pazartesi, dün yarıştık, çok güzeldi. Dün bir şeyler yedik yarıştan sonra ama yarım kaldı, tam bir yemedik. Şu anda kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı. Bu Cino'yu hatırlayanlar var mı acaba? Bu Cino'yu yeniler bilmez, eskiler bilir. Cino efsane ve gördüğünüz gibi Pringles var. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım biraz. Tamam anneciğim, sen yat, ben giderim yaparım kahvaltımı. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Bak bugün oruç bile tutmuyorum. Ona üzüldüm ama ben. Ama bugün gezeceğiz seninle. İstanbul'a doğru giderken bütün şehirlere uğrayacağız. Dur, ben bir, önce bir öv kahvaltımı yapayım, dur. Bu benim öv kahvaltım, hadi bakalım. Pringles. No Pringles. Kalori hesabı yok baba. Hiçbir şey yok. 2 hafta falan kendime izin verdim. Ama şaka yapıyorum. Tabii ki de bu cipsi falan. Zaten çok fazla sevmiyorum. Yemeyeceğim ama. Yani şöyle bir kavurmalı kıymalı tost. Tereyağlı yumurta. Yapmayayım. Bunları bir ekmek bandırıp yemesin mi şu çocuk? Hak etmedi mi bu çocuk? Hadi bakalım bugün neler yiyeceğim. Bugün nerelere gideceğim. Yavaş yavaş İstanbul'a doğru gideceğim. Güzel bir video olacak bu da. Bakalım nasıl olacak. Dostlarım, saat şu anda 7.45 ve bir kahvaltı aldım. Tam bir açgözlü kahvaltısı ama hepsini yiyebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Fazla da abartmamaya çalıştım. Sosis, ekmek, ekmek bandırmayı özledim ve kahvaltılık gevrek. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu kahvaltılık gevrekler asla yulafın yerini tutmazlar. Bakın bunlara şeker ilave ediyorlar. Meyve aslında olabilir yani. Eğer diyetinize aşırı dikkat etmiyorsanız, yarışa hazırlanmıyorsanız meyve olabilir ama dediğim gibi yulafın yerini, yani o sade lifalif var ya, eti lifalif, yani yulaf ezmesi, sadece yulafı yerini asla tutmaz. Şekerli olduklarını unutmayın. Bunlara bir şeyler, katkı maddeleri kattıklarını unutmayın. Siz kendiniz yulaf alın. Aynı zamanda farklı meyve alın. Yani hurma alın, ne bileyim. Yaban mersini alın. Siz kendiniz üzerine atın. Biraz tarçın atın. O zaman çok daha iyi olur. Yani böyle hazır olan, meyveli olanları, özellikle şu şekilde olanları, isim falan vermek istemiyorum. O şekilde olanları asla almayın. Yulafın yerini tutmayacağını kesinlikle bilmelisiniz. Ben şöyle güzel bir kahvaltı yaptım kendime. Çay, sosis, biraz yeşillik falan. Çay içmeyi bile özledim ya. Soğuk soğuk. Şey, sıcak sıcak. Bakalım bugün daha neler yiyeceğim. Bir saniye, şöyle çekmem lazım. Ya. Şunu da gerçekten çok özledim. Kusura bakar mısınız? Tereyağlı yumurtayı da çok özledim ama en çok mısır kuymağını özledim. Karadenizler bilir. Eve gidince zaten anneme direkt yaptıracağım bol kaşar peynirli mısır kuymağı. Zaten video çekerim büyük ihtimalle onu da. Ama fazla sizi sıkmak istemiyorum. Hani bu neler yedim videosunu uzatmak istemiyorum. Büyük ihtimalle bu pazartesi günü son olur. Bakalım bugün neler yiyeceğim. Biliyorsunuz Antalya'da yarıştım, İstanbul'a doğru gidiyorum. Bir Salda Gölü'ne uğrayayım dedim. Burada annemi de getirdim. Hem dedim bir görsün.
Burada bir tost yiyelim, bir şeyler yapalım. Hem de Salda Gölü gerçekten güzel bir yer. Yeşilova diye bir yerde. Burdur'a yakın. Burada bir tost yiyeceğim. Aynı zamanda anneme de yedireyim. Burası güzel bir yer. Kum rengi beyaz. Deniz rengi de böyle açık mavi ve mavi. Hatta şöyle yakınlaştırırsam görürsünüz. Gerçekten tertemiz görünüyor yani. Güzel görünüyor. Girelim bakalım, içeride tost yiyelim. Video başladı mı? Başlamış. Patates kızartması bile yiyorum. Hatta önümde kıymalı kavurmalı tost var. Biraz sonra bunu gömeceğim. Ama hak ettim ya. En çok da suple özledim. Birazdan da dondurmalı suple yiyeceğim. Şu anda Burdur'da bir kafedeyim. Burası yolumun üstüydü benim İstanbul'a giderken. Bir uğrayayım dedim. Yani yoruldum. Annemi de biraz dinlensin istedim kadın. Kavurmalı tost. Dostlarım, yemeklere doyamıyorum tabii ki de. Yemekler bitmedi. Yani buradan İstanbul'a gidene kadar yiyeceğim. Bugün 3. günüm. Yani yola çıktığım 3. gün. 2 mi 3 mü bilmiyorum. Neyse, önemli değil. Bayağı bir şeyler yedim. Yediklerimi atmadığım kısımlar da oldu. Şimdi sabah saat 10 falan kahvaltı yapmaya geldik. Şöyle yol kenarında güzel bir yer. Burada kahvaltı yapacağız. Köy kahvaltısı annemle. Yemek yemeye devam ediyoruz. Bakalım buranın kahvaltısı nasıl? Güzel şeyler var. Dediğim gibi İstanbul'a gidene kadar yediğim her şeyi paylaşacağım sizle. Bakalım neler yiyeceğim. Gerçi paylaşmadığım şeyler de var ama çok özlediğim şeyler de var. Donut yemek gibi. Donut daha yemedim. Annem oturmuş herhalde bir yere. Nerede? Çok iyi ama. Köy balı yiyeceğiz ama yüzlere bakar mısın? Yüzler içeri. Ay var mı? Kusura bakmayın. Lütfen kusura bakmayın. Anne. Şu ekmeğimi tutar mısın bir? Şuradan keser misin ekmeğimi? Kızarmış ekmeğimi tereyağındaki yumurtaya batırmak istiyorum şu an. Dur bir şunu. Anne sen batırıp bana verir misin? Tek elimle yapamıyorum ya. Şunu güzelce biraz yumurtalık verir misin? Aa, yeter. Ellerine kurban senin. Teşekkür ederim. Bu ellerinle besledin beni, büyüttün ha. Aynen. Buyur anneciğim. Of. Sıcak ama yavrum. Tereyağım değil mi? O kadar özlemişim. Bir çeksene anne beni biraz. Elini çek kameranın önünden de. Yok yok, gözükmüyor. Farkındayım ben. Şu kaymak mı değil mi? Ya galiba. Bu kaymak herhalde. O zaman sütün üstünden almış onu. Bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir şey yapayım. Betik bir saniye. Buna bal döksem yer misin anne sen de? Sıkıntı olur mu senin için? Ya da tamam yerim ben şöyle. Yerim de ben bunu. Tamam, şöyle bir şey yapacağım. Kendi tabağımın üzerinde mi yapayım? Nerede? Evet. Al tabağı da önüne oğlum. Ama boş ne yer kaplamasın diye. Tamam, önemli değil o ya. Bak şunu, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben bunun hep videolarını izledim, biliyor musunuz? Hep YouTube'dan, Instagram'dan bunu bir... Of, biraz fazla oldu. Neyse, fazla olsun, problem değil. Türkiye gerçekten diyet yapılacak bir ülke değil ya. Bunu ben böyle mi tutacağım annem? Tamam, kapatabilirsin. Şöyle koy bir yere. Kapatabilirsin, yok. Tamam.
Ben bu otelde bizim köyden süt bence bunu hak ettim yani. Şanker vardı. Ha yakından çeksin. Söyle ben bunu hak ettim falan diye böyle. Sus. Ama konuşmuyorsun bir şey demiyor. Yukarıda geldi azıcık. Bak. Şuraya da çeker misin? Burayı da çek. Buradan da ekmeğimi alayım şöyle. Bak çıtır çıtır. Köyden duruyor, burada oradan duruyor. Köyde duruyor. Burada, burada. Ama bu gerçekten hak ettim ya. İkisi de köyde ben de. İkisi de köyde mi? Biri torunun bakıyor burada orada dedi. Acaba Mehmet dedi şu yan komşu. Yaşlı o ya. Bak bak şuraya bak. Ya kusura bakmayın canınızı çektiriyorum ama. Hemen hemen var dedi. Kızı boşanmıyorsun. Bilmiyorum sana. Çatalından koyayım. Aynen çatal da alayım ekmeği. Al oradan mı çatalı? Bunu da atayım lazım ha. Yerim ağzını ben senin. Abi şey ya ben bunu dediğim Hasan abinin dayısı. Müşra evliliği. Şöyle keseyim de. 8.65 oralarda da sen de tamam. Bak. Bildin mi? Şuraya çeker misin hem de? Bir daha. Duruyor. Buradan ekmeğimi alıyorum. Ben de duydum da ondan. Tamam. Var şu galiba normal var. 50 yaşında ben köyde. Oradan ekmeğimi alıyorum. Abi şekerler var şurada. Çıtır çıtır. Nasıl? Kaç senedir oradasın Sunlar'da? Ben daha 1,5 seneye yapmışlar. Ben aslında çok. Biraz da dur şöyle yapacağım hatta biraz da tereyağını batırayım da şöyle. İyidir. İyidir. Şey yeşil var. Ya var yeşil var. Yine aynı yoldan gidiyor canım. Kavacıktan gidiyor. İyidir de her yerleri var bizim orada. Metin yalı var diye. Var. Biliyor musun? Biliyorum. Bastım herhalde. Bakayım. Dur bir mağda. Şöyle bakayım ya çocuklara. Ya. Ya nasıl yedim ya? Ellerimi ağzıma şuraya bakar mısınız? Şu önüme bakar mısınız? Camış gibi girdim bildin. Damaya girer gibi girdim. Bütün pazarın üstü kahvaltı. Damaya girer gibi girdim. Dur. Şunun hepsini ağzıma atacağım ya. Şuna bakar mısınız? Ama biraz İsraf ettik sen kendine ya. Bir şey yaparız. Böyle ben toparlarım anneciğim. Amcaya bırakma. Hayır. Yani bayağı bir yo, yeredim. Hayır. Neyse tamam problem değil. İsraf etmedin ki anneciğim. Sadece şu reçelden birazcık töküldü. Yerim ağzını ben senin annem. Abi burası çok güzel. Sobadan ekmeğini alıyorsun kızarmış. Alsana o ekmeği. Daha kızarmadı sabah. O zaman böyle. Bundan çıkarılıp da mı konuyor be makineye? Yok, onu çıkarıyorsun amca. Bazıları var ama onlar çıkmıyor ama bu çıkıyor. Kapatabilirsin. Afyon'da bir tane Hidayet abi varmış. Şuyu meşhurmuş. Hidayet abi de orada. Hidayet abi. Ha. Kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun? 60 senedir ha? Ya 60 sene. 60 senedir. Zaten direkt yazdım Google'a. Direkt çıktı hani. İnternete bir yazdım. Direkt Hidayet abi çıktı zaten. Şunun tadına bir bakayım. Bu kaymaklı ekmek kadayıfı. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Bakın. İnternette bayağı meşhursun biliyorsun değil mi? Tabii. Tabii. Ben genç bir abi bekliyordum. Vallahi ben böyle bekliyordum açıkçası tabii. Ama çok güzel değil mi? Çok şerbet döküyorsun yani. Evet biraz fazla şerbetli ama. Evet güzel. Afyon'da da kadayıf tatlısı yemedik demeyelim. Bundan sonraki durak Eskişehir. Go. Burada bu sefer meşhur bir dondurmacı varmış. Biraz görmemişlik yaptım. Tam bir ayı oldum ya. Aha bu nedir bakın. Bak şu bir baklava ve bu bir dondurma. Yani bunun boyunu görebiliyor musunuz? Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bak bir çatalın boyuna bakın dondurmanın. Aslında açıkçası bu kadar fazla istemedim. İstemiyordum ben. Bilmiyordum böyle olduğunu. Şu kadarlık koy dedim. İstanbul'daki fiyatlara alışmışım. Ben normalde bir top gelecek zannettim. Top burası Afyon olduğu için İstanbul'daki fiyatlarla hiç alakalı değil.
şu gördüğünüz olay İstanbul'un, hani İstanbul'da atıyorum bunu 40 TL'ye alacakken burada çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Yani ben de oradaki fiyata göre dedim bu kadar istiyorum dedim. O bu kadar geldi. Neyse. Sıkıntı yok ya. Yarıştan çıktım göberim ben bunun hepsini. Son durak değil. Eskişehir'deyim. Bundan sonra Bursa'ya gideceğim. Eskişehir'in burada gördüğünüz gibi çok güzel bir yürüyüş yolu var. O neydi lan öyle? Birisi vardı. Güzel bir yürüyüş yolu var böyle ama gerçekten çok güzel ya. Hani böyle Avrupa'yı Amsterdam'ı falan anımsatıyor. Bak, güzel dükkanlar var. Kuremiş dükkanları falan filan var amcalar. Burada da öyle bir nüfus var ki. Var ya böyle yarısı öğrenci, yarısı normal burada yaşayan insanlar. Çöp attım, basket attım ha. Tek elimde kamerayı tutuyorum. Ananı sikeyim. Has siktirim. Şuna bakın ve bakın. Danıt diyeceğim diyordum. Bilmiyorum videolarda dedim mi bilmiyorum. Bir danıt var. Şuna bakın. Bence ben bundan gömerim. Hatta o yanındakini de gömerim. Şimdi çok tatlı bir kafe burası ya. Bak aşağısı, aşağıyı çekemeyeceğim ama yukarıda bak kimse de yok. Güzel güzel videomu da çekerim. Bu arada bir şey fark etmişsinizdir. Yüzümde hiçbir şey yoktu biraz önce. Az önce güzel bir aksesuar şeye girdim. Küpe aldım. Bundan aldım. Yani kendimi bildiğin değiştirdim 2 dakikada. Şey yapacağım. Şunu bir çıkartayım. Oğlum çok heyecanlıyım yani. 5 dakikaya gelecek. Sabahtan beri diyorum ki danıt. Şansa dedim Eskişehir'de öylesine bir video çekiyorum derken şansa danıta denk geldik. Şimdi getirecekler çayla birlikte. Aa çok heyecanlandım şu an. Gömeceğim. Danıt gömeceğim. Bu arada sabahtan beri çok şey yedim. Artık sıkıldım biliyor musunuz? Ya gerçekten definasyon yapmak güzel, yarışmaya hazırlanmak güzel. Bu söyledikleri unutma anne. Bak bu video senin için bir şey olsun, söz olsun ve bir kanıt olsun. Bunları yiyorsun ve sadece bir günde doyabiliyorsun ve hevesini alabiliyorsun. Ama yarışmaya hazırlanmak öyle değil. Çay küçük mü olsun? Kral getir, büyük olsun. Her şey büyük olsun, eyvallah. Bir de çatal, servis istiyorum. Güzel görünüyor ya. Ben vücut geliştirme yarışmasına hazırlandım. Vaktin var mı? Yok, ben şimdi sarı. Bırakayım. Tamam. O zaman hiç gelmeye gerek yok. Tamam teşekkür ederim. Yani şöyle kısaca özetleyeyim. Çok uzun zamandır diyet yapıyorum ve ilk defa tatlı yiyeceğim. Ve YouTube kanalım var, onun için video çekiyorum. İbrahim Yıldırım yazınca YouTube'a direkt çıkıyor zaten. Bak burada da fırsatçılığımı konuşturayım mı? Mesela şimdi bir senedir diyet yapıyorum ya. İki tane tatlı söyledim, sen de bana ufak bir hediye verebilirsin. Burası Eskişehir'de. Çok tatlı küçük bir pastane. Teşekkür ederim şey için. Ama şeker kullanmıyorum yalnız. Ne sorun abi, bu kalsın orada. Tamam, önemli değil. Şeker kullanmıyorum, şekersiz. Hop, şekersiz bir... şekersiz bir çay içeceğim şu anda. Çok şekersiz ama. Ah, yes. Hadi o değil. Ya bunu direkt ısırsa mıydım ya? Neyse, umurumda değil ya. Gerçekten umurumda değil. Yerim, bunu da yerim. Hiç sıkıntı değil ya. Hiç sıkıntı. Umarım masa temizdir. Temiz olmasa da sıkıntı yok. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa böyle donut yiyorum biliyor musunuz? Normalde hep sade yerdim. Bunun arasında muzlu bir krema var. Bu arada ben az önce neden böyle bir yüzsüzlük yaptım yani? Adamdan niye bir şey istediysem ona koyayım. Niye böyle bir şey? Videodayken dedim bir şey yapayım. Ama pek hoş olmadı açıkçası. Neyse, umurumda değil. Donut yemeye devam edelim. Çilekli. Üstündeki çilekli. Burası zaten normal donut tadı. Bu muzlu. Çilek. Ve muz. Ve normal donut. Güzel bir kombin. Oha kocaman. Bu biraz büyük oldu.
Diğerkisi de bu şekilde. Profiterol ekmeği gibi bir şey bu. Çikolata, çilek. Muzlu sanırım bu. Yine çikolata. Oh yeah. Ve çay. Dostlarım yedim. Hesabı ödüyordum. Tam çıkarken dedi ki çok yoğun dedi, sana hediyeyi getiremedim dedi ama çıkarken bunu verdim sana, bunu vereceğim sana dedi. Glütensiz bir şeymiş. Gördüğün gibi çikolata var. İşte badem, fındık, incir. Tam bir enerji patlaması yani. Hediye olarak bunu kazandım yarıştan. Yarış ödülü olarak. Bakalım tadımız. Güzel. Geçebilirsiniz. Özür dilerim. Yok, güzeldir. Bizi de çek, biz de meşhur olalım, meşhursan. Zaten paylaştım size. Aa, beni paylaştın. Seni paylaşmadım ama burayı paylaştım. Ben müzik gelişme yarışmacısıyım. Yani çok uzun süreler, çok keskin diyetler yapıyorum. İlk defa burada tatlı yedim. Öyle mi? Dedim ki, işte yarışı kazandım, sen de bana bir hediye ver dedim. O da yoğunluktan getiremedi, çıkarken ikram etti de. O videoyu çekiyorum. Unutmuştur. Evet. Bizde ikram bu. Her akşam saat 3 ile 5 arası burada taze sıcak ürünlerimiz pişiyor. Biz dışarıda reklamlar dağıtıyoruz. Reklamlar. Tamam. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Çekiyorum anne zaten şu anda. Tamam. Dostlarım artık yemek videosunu bitirme vakti geldi ama güzel bir şekilde bitireceğim. Güzel bir yerde bitireceğim. Tosya Erol'a geldim. İstanbul'daki Rıhtım'daki Tosya Erol'a geldim. Burada güzel bir şekilde bitireceğim. Rıhtım'daki Tosya Erol'a geldim. Video durmuş. Nerede durduğunu bilmiyorum. Şu anda rastgele başladım. Tosya Erol, bu arada İstanbul'umuz gerçekten çok güzel ya. Birazcık çekeyim hatta buraları. Burası Kadıköy Rıhtım. Kadıköy'e mi bağlı bilmiyorum ki. Ama az yukarı Taksim falan filan işte. Arada bir geliyorum ben buraya. Az ileride şurada, şuradan sağa dönüyor Tosya Erol var, oraya gideceğiz. Tost yiyeceğiz. Bu arada var ya, hala yemeğe devam ediyorum. Elimde baharatlı eti kong var, en çok özlediğim şeylerden. Neyse, oraya gidince tekrardan başlatacağım. Bakalım nasılmış tostu. İlk defa deneyeceğim bu arada. Bir ara yemiştim ama sadece bir parça yemiştim. Şimdi güzel bir tane büyük yiyeceğim. Bakalım nasılmış. Geldik Tost Erol'a. Böyle bir dükkanı var. Erol kendi amblemini koymuş. Tost Erol. Damağınızdaki alışılmış tat. Biz alışılmamış bir tat için geldik buraya. Bak kimler gelmiş buraya. Birileri gelmiş. Nereye oturuyorum anne? Sıcak bir yere oturalım. Hoş geldin. Dur ben içeriye geçeyim. Kolay gelsin kardeşim. Hoş bulduk. Bayağı. Şöyle. Dostlarım. Aslında bunun yanına koyabilirdin onu ya. Hiç boşuna bir daha başka. Hayır ben. Tamam ben yiyeceğim anne. Sakin ol. Onu dediğim gibi bunun yanına koyabilirsin. Hiç şey yapmıyorum. Çatalla alabilir misin sen oraya? Tamam o şekilde de olur. Şimdi dostlarım ne söyledim biliyor musunuz? Bu fıstık ellalı. Fıstık ellalı. Şöyle içini açayım. Bunun içi şu şekilde. Bunun tellalı. Bu bildiğiniz klasik atom tost. Şimdi hepsinin tadına bakacağım ve yorumlayacağım sizin için. Önce atom tosttan başlayayım. Çeker misin anne beni? Şey. Aynen bu şekilde tut, tamam çek. Şimdi önce atom tosttan başlıyorum. İçinde neler olduğunu göstereyim mi? İçi bu şekilde. Ama yumurta yok bunda. Neyse dur. Yiyeyim de bari sonra şikayet ederim yumurta yok mu diye. Ben görünüyor muyum anne şu an? Kadına beni çek diye veriyorum, elin görünüyor diyor ya. Şöyle söyleyeyim.
güzel pişmiş. Normal bir tost ama güzel pişmiş bir tost. Bu. Böyle bunu yedim de. Bunun içini göstereyim şöyle size. Anne bence şu anda görünmüyor. Sen ekranı görüyor musun şu an? Parmağın kameranın önünde duruyor da. Şunun içini gösterir misin? Fıstık elini diye bir şey. Şimdi çikolata sosu dökmüşler. Bu da güzel. Ama bu... Şu sanırım biraz şekerli ya. Toz şeker tadı geliyor. Son. Bu da Nutella'da. Nutella'da fıskiyle var içinde. Ve muz varmış. Muz varmış. Muz varmış. Orada biraz çikolata eksik kaldı fıskiyle'da. Bu arada bir yıllık diyetimi resmen bozdum ya. Elini kameranın önüne koyuyorsun da ne o yüzden gözüküyor. Ama bence bunu hak ettim. Yiyebiliyorsun annem. Onları yemezsin sen herhalde. Al onu önüne. Dostlarım bu videoyu kapatıyorum artık. Bayağı bir şeyler yedik. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Peace. Bu videoyu bitirmeyeceğim ama ben vazgeçtim. Değişik fanteziler deneyeceğim. Bak bu Nutella'lı, tamam mı? Bu Nutella'lı. Bu da fıstık elmalı. Bunların ikisini birlikte yiyeceğim. İkisi birlikte daha güzel olacak bence. Ama şunu itiraf ediyorum, söylüyorum burada açık açık. Asla videolardaki gibi atom tostun içi öyle 3-4 tane yumurta pasta falan yok. Sadece bir tane yumurta. Öyle kaşar falan aşırı bol değil. Tamam bol ama öyle videolardaki gibi asla değil yani, söyleyeyim onu. Bu arada şunun fiyatı 15 lira falan. Bu da 15 lira. Bu da 15 lira. Bu atom tost da 30 lira mıydı neydi? Hatırlamıyorum. 30 lira mıydı? 28 lira mıydı neydi? Fiyatlar da bu şekilde. İyi geldin bana. Peace out.